Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bir duyuru yapacağım. Aslına bakarsanız bir bilgilendirme yapacağım. Ondan sonra içeriğime başlayacağım. Yalnız bugün çok konuşmak istediğim şey var. O yüzden içerik muhtemelen olağandan uzun olacak. Onu en başta söyleyeyim. Şöyle ki arkadaşlar, bana sürekli altcoin değerlendirmeleri soruyorsunuz. Hali hazırda altcoin değerlendirmelerini CryptoSushi platformunda pro üyelere yönelik her cuma yaptığımız haftalık değerlendirmeyle gerçekleştiriyoruz. Burada değerlendirdiğimiz varlıklarda da istediğimiz hedeflere gelenleri zaten Twitter'dan sizlerle görseller halinde paylaşıyorum. Dolayısıyla eğer altcoin'lerle ilgili benim teknik değerlendirmelerimi istiyorsanız mutlaka ve mutlaka CryptoSushi'ye sizleri bekliyorum. Bugün yine saat 16'da haftalık altcoin değerlendirmemiz olacak. Onu söyledikten sonra hemen içeriğimize başlayalım. Şimdi öncelikle Bitcoin'de bugünün yani dünün günlük kapanışıyla beraber aynı zamanda aylık kapanış geldi. Aylık kapanış fena bir moon formasyonu şeklinde gelmedi. Bir önceki aylık kapanışta yeşildi. Buradan aslına bakarsanız salt buraya baktığımızda şu özellikle Ocak ve Şubat aylarının bir dip yaptığını, bu ayda yukarı yönlü bir momentum kazandığını görüyoruz aslına bakarsanız Bitcoin'in. Gönül isterdi ki şu Ocak'taki tepenin üstünde, yani hemen hemen 46.200'lerin üstünde bir aylık kapanış gelseydi çok daha pozitif bakacaktık, ama buna çok daha geniş ölçekli bakmak lazım arkadaşlar. Benim kanalımı düzenli takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır. Şöyle ki, Bitcoin'de genelde bir rally bitti mi bitmedi mi tartışmaları varken ikinci bir hareket genelde Fibonacci 1.618, ki şunu şöyle buluyoruz. Bakın mesela 2011'den itibaren anlatayım. Tepe, ondan sonraki dip, buradan Fibonacci retracement çektiğimizde 1.618, bakın dikkat ederseniz Mart 2013'te bunun üstüne çıkmışız. Nisan'da buradan destek bulup sonra bir konsolidasyon dönemi, sonra yeni zirveye doğru yolculuk. Aynı şekilde burası için 2013'e bakarsak, buradaki tepeden bu 2015'teki dibe, yine 1.618'in üstünde 2017 rallisinde 1.618'den destek ve yukarı yönlü hareket. 2020 tepesinden 2017 tepesinden 2018 dibine çektiğimizde burada 1.618'in üstüne Ocak 2021'de çıkmıştık. Sonra tekrardan 1.618'in, bakın arkadaşlar, Haziran ve Temmuz 2021'de deneyip buradan destek bulmuştuk. Şimdi tekrardan Ocak 2022'de buranın üstüne geldik, denemedik. Ama buraya göre, 1.618'e göre bakınca bir yükselen dip yaptığımız için şu anda bu anlamda da önceki rallilerle belki bir benzerlik kurulabilir. Ama önceki rallilerin hiçbirinde tabii ki 1.618'e değdikten sonra arkadaşlar, buraya değdikten sonra tekrardan bir tepe ve tekrardan dip yok. Dolayısıyla hani bu anlamda bunlardan ayrılıyor, ama bir genel trende baktığımda 1.618'in üstünde kalıyor olmamız sevindirici. Aylık kapanış, tekrardan söylüyorum, eğer 46.200'ün üstünde olabilseydi şunun tepesinde çok daha hoş olacaktı, ama kötü bir aylık kapanış geldiğini söylemek mümkün değil. Pozitif bir aylık kapanış olduğunu söylemek hata olmaz diye düşünüyorum. Şimdi cuma günleri ve pazartesi günleri biliyorsunuz haftalık değerlendirmelerde yapıyorum, haftalık kapanışlar üzerinden. Şöyle ki, bugün yine cuma, dolayısıyla bunu yapacağız. Hatırlayacağınız üzere geçen haftanın kapanışının 20 haftalık hareketli ortalamanın, şu pembe olan 20 haftalık hareketli ortalama, yeşil olan da 55 haftalık hareketli ortalama, 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde gelmesinin pozitif olduğunu, ama gerçekten bir trend değişimini teyit etmesi için 55 haftalık hareketli ortalamanın da üstünde haftalık kapanış, tercihen 2 haftalık kapanış, ama 1 haftalık kapanışında bize çok şey söyleyebileceğini söylemiştim. Dikkat ederseniz bakın, bu hafta yukarı iğne atsak da
tam olarak hem geçen hafta hem de bu hafta 55 haftalık hareketli ortalamadan reddedilmiş gibi gözüküyoruz. 20 haftalık hareketli ortalamanın yani 44.400 seviyesinin bu haftayı üstünde kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer 46.700 yani 55 haftalık hareketli ortalamanın üstünde bir haftalık kapanış gelirse de bu da son derece pozitif olacaktır. Peki ne negatif olur? Bu reddedilme hem 20 haftalık hareketli ortalamanın altında gelirse çok negatif bir göstergedir. Net bir şekilde, çünkü bakın burada Ocak 2022'de bu trend göstergesini kaybetmişiz. Çünkü ben hep söylüyorum, bu iki hareketli ortalamanın üstündeyken trend boğalar lehine, altındayken ayılar lehinedir diyorum. Biliyorsunuz Ocak 2022'den beri altındayız. Eğer buradan net bir şekilde reddedilirse 20 haftalık hareketli ortalamanın yani 44.400'ün hatta ve hatta şuradaki tepe noktalarının direnç olarak çalışmış olan 43.000 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelmesi durumunda çok net bir şekilde buradan reddedildiğimizi görürüz ve bu bir retest olur aslına bakarsanız arkadaşlar. Yani burada trend bozulmuş, ayıların lehine geçmiş, burası retest ve aşağı yönlü hareketlilik devam edecek sinyalini verir. Dolayısıyla son derece negatif olacaktır. Temennimiz en azından bu haftanın 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kapanması. Tercihen tabii ki 55 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kapanış görmemiz gerekiyor. Her zaman arkadaşlar, yani böyle birkaç gün devam eden rallilerde çok fazla gaza gelmemek gerekiyor. Hep hatırlattığımız gibi genel trendi görmek için haftalık tablolara çok ciddi bir şekilde ihtiyacımız var. Haftalık tabloları çok ciddiye almamız gerekiyor. Burada da bir örneğini görüyoruz. Bakalım haftalık kapanış üzerinden pazartesi günü tekrardan bunu değerlendireceğiz. Ama şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Hep söylüyorum, şu son özellikle birkaç aydır defalarca yeri geldikçe söylüyorum. Şu anda Bitcoin'deki fiyat dinamiklerinin arka planındaki en önemli faktör küresel piyasalar. Küresel piyasalarla beraber gittiğini görmek için de net bir şekilde Nasdaq'a bakmamız gerekiyor. Nasdaq endeksine de bakarsanız bundan önceki 2 haftalık kapanışlar ile Bitcoin'deki kapanışları, mumları görüyorsunuz. Hemen hemen aynı. Nasdaq'ta da şu anda bir resim olarak sabah saatlerinde aldım. Arkadaşlar Nasdaq'ta 20 haftalık hareketli ortalama ve 50 haftalık hareketli ortalamaya bakıyorum trend anlamında. Şuradaki paralel alanın üstünde olmamız güzel. Bunun üstünde kalabilmemiz pozitif değerlendirilecektir teknik analiz anlamında. Ama iki hareketli ortalamanın da altındayız. Nasdaq'ta bu iki hareketli ortalamanın üstünde bir haftalık kapanış gelmesi durumu. Bitcoin'de de 55 haftalık hareketli ortalamanın üstünde bir kapanış bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama şu anda Nasdaq an itibariyle baktığımızda daha haftalık kapanışa var. An itibariyle baktığımızda hareketli ortalamadan reddedilmiş. Dolayısıyla burada da bozulan trendde bir retest yapmış gibi gözüküyor. Tıpkı BTC gibi arkadaşlar. Şimdi günlüğe gelelim. Günlükte hatırlayacağınız üzere 45.500-44.500 seviyesini uzun zamandır izliyorum. Burayı trend hattının da desteklediğini söylüyorum. Zaten bu trend hattı kırıldıktan sonra ve bunların üstüne çıktıktan sonra bir momentum yakalamıştık. İki tane dirençten bahsetmiştik. Bir tanesi 200 günlük hareketli ortalamaydı. Bir tanesi de 50.900 ve 51.100 seviyelerine denk gelen paralel direnç hattımızdı. Bu alanın daha da kuvvetli bir direnç hattı olduğuna inandığımı söylemiştim. 20 haftalık hareketli ortalamanın üstüne çıkabilmemiz durumunda burayı denememizin muhtemel olduğunu söylemiştik. 20 haftalık hareketli ortalamadan da şu son 3 gündür reddedildiğimizi konuşuyoruz. Şöyle ki buradan bir reddedilme var. An itibariyle 45.500-44.500 ve aynı zamanda trend hattını retest etmiş gibi gözüküyor. Ki burada hatırlayacağınız üzere ama buradan bir retestin mümkün olduğunu söylemiştik. Hatta ve hatta şu anki retest, yani eğer BTC bu alanın üstünde kalabilirse ki 21 günlük hareketli ortalama da buraya destek vermeye devam edecek birkaç gün boyunca. Hem 21 günlük hareketli ortalama hem de buraların üstünde kalabildiği müddetçe BTC'de bu retestin sağlıklı olacağını düşünüyorum. BTC'nin teknik görünümüne bakınca, ama burada tamamen bu hareket BTC'deki teknik seviyelerden mi kaynaklandı? O da bir soru işareti. Şu anda BTC tekniğini konuşalım. Ondan sonra bir benzerlik daha size göstereceğim. Şöyle ki bunun üstünde kalabildiğimiz müddetçe
Bence arkadaşlar yukarı yönlü momentumumuz daha da kuvvetlenerek, yani burada eğer bunun üstünde kalabilirsek 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkmamızın daha muhtemel olduğunu düşünürüm. Eğer bu bir retest olmayı becerebilirse izlemeye devam edeceğiz. Ben buradan zaten sizlere hatırlıyorsunuz, yukarıya çıktığımda ilk şurada bu günlük kapanış geldiği gibi 46.800'den BTC aldığımı söylemiştim. Buradan biraz daha eklemelerimi yaptım. İzleyeceğim. 21 günlük hareketli ortalamanın altında günlük kapanış gelmesi durumunda buralardan aldığım BTC'lerimi azaltacağım. 55 günlük hareketli ortalamanın altına düşer isek de tamamen burada aldığım BTC'lerimi satmış olacağım. Takribi olarak şimdiki ortalamamın şuraları olduğunu düşünürsem %8'lik bir satış yaparım. Toplamda almayı planladığım BTC hemen hemen portföyümün %40'ına denk geleceği için, yani burada alacağım Bitcoin varlıkları da hemen hemen %20'lere denk geleceği için %8'lik bir kayıp portföyümde %2'lere falan denk gelir. Takribi olarak şu anda düz hesap yapıyorum. En nihayetinde sizlerle paylaşım. %2'lik bir risk de burada alım yapmaya değecek bir risk diye düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla şu andaki izlemim, stratejim bu şekilde aslına bakarsınız. Peki bu düşüş doğrudan BTC'deki 200 günlük hareketli ortalama ile ilişkili mi? Elbette ilişkili olduğunu düşünmemiz için teknik anlamda çok sebep var. Ama bakınız arkadaşlar, bu da Nasdaq'ın günlük tablosu. 2 gündür 30 ve 31 Mart tarihleri ve 1 Nisan tarihleri. Daha burada hareket başlamadı. Gördüğünüz üzere tam bir pozitif korelasyon var ikisi arasında. Yani bu ne demek? Nasdaq'ta gerçekten aşağı yönlü momentum artarsa bu destekler de çalışmaz demek. Nasdaq buralarda tutunursa BTC üzerinde bu destekler, 21 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 45.500 ve trend hattının desteklediği bu alan başarılı olur. Bundan sonra da yukarı yönlü hareket başlar. Küresel piyasalardan dolayı satışlar derinleşir ise o zaman da riskimi yönetmek için dediğim gibi tamamını şuralarda 42 binlerin altında elimden çıkarım arkadaşlar. Şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. Yine BTC tablolarında Trading Lead'de deri bitteki vadeli piyasalardaki balina emirlerine baktığımızda arkadaşlar, hatırlayacağınız üzere 46.800'den 49.000'lere kadar bir satış emri vardı geçtiğimiz günlerde. Oralara kadar fiyat çıkmadı. Şu anda satış emirlerinin biraz daha aşağıya geldiğini görüyoruz. 47.500 ile 46.000 seviyelerine kadar satış emirlerinin geldiğini görüyoruz ki enteresan olan şöyle bir şey. Şu anda içinde bulunduğumuz destek hattından derivat borsasındaki vadelilerde, tabi ABD piyasaları açıldığında daha da olgunlaşacaktır bu veri, ama buralarda şu anda alım emirleri yok. Yani burayı şu anda balinalar çok fazla bir retest gibi görmüyor gibi gözüküyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar gün açılışlarına göre biraz daha bize gün içinde, dediğim gibi akşamüstü falan, daha çok şey söyler diye düşünüyorum. Skew Index'te arkadaşlar biraz daha longların kapatılıp shortlara doğru bir eğilim olduğunu söylemiştim sizlere. An itibariyle baktığımda tekrardan longlara doğru bir dönüş var aslına bakarsanız. Skew opsiyon piyasalarını baz alıyor. Dolayısıyla opsiyonları baz aldığımda buraların vadeli piyasalarından farklı olarak balinalar tarafından, opsiyonda pozisyon alan balinalar tarafından alım alanı olarak görüldüğünü söylemek mümkün gibi gözüküyor. Şimdi diğer temel analizlere başlamadan önce Ethereum ve şeyden de, dominanstan da bahsedeyim, sona kaldığında unutuyorum. Çünkü orada da 200 günlük hareketli ortalamadan bir reddedilme görmüştük. Ethereum'da göreceğiniz üzere arkadaşlar 3378-3283 desteği dünkü kapanışla teyit edeceği sürece hala destek olarak çalışıyor. Çünkü altında bir kapanış gelmedi. Bugün de üstünde kalmaya çalışıyoruz. Bunun 3283-3378 aralığında bir yerde bir kapanış bu desteğin çalıştığını gösterir. Bunun altında zaten yine EMA'larımı izleyeceğim. 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkabildiğimizde Ethereum'da da, ki bu BTC ile paralel olacaktır, Ethereum'da da yukarı yönlü 3918-3831 seviyesine denk gelen Golden Pocket'e doğru bir hareket olması son derece muhtemel ki bunun tam ortası da 3876 seviyesi de net bir paralel direnç alanı olarak duruyor. 200 günlük hareketli ortalamayı kazanmamız bizi hızlı bir şekilde bu seviyelere taşıyacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim
dominansa dominanslı düşüş eğilimi devam ediyor. Aslına bakarsanız benim temennim hep bu yükselişin olabildiğince yüksek sürmesi ama yükselmesi, ama BTC ile birlikte bu yükselme temennimi söylemiştim. Çünkü ne kadar yukarıdan BTC sahneyi altcoin'lere bırakırsa o kadar sert altcoin momentumları görmek mümkündü. Şimdi biraz daha kısır olmasını beklemek mümkün. Ama şu anda bu 3 gündür düşüşlere rağmen dominansında düşüyor olması arkadaşlar satışların büyük oranda BTC tarafında olduğunu gösterir ki bu altcoin'ler açısından pozitif değerlendirebileceğimiz bir gösterge. Şimdi opsiyon piyasalarını, vadeli tarafındaki balina vadelilerini konuştuk. Biraz da perakendeye bakarım. Açık pozisyonlarda birkaç gündür bir azalma var. Daha az insan pozisyon alıyor. Kaldıraç oranlarında da aynı şekilde bir azalma söz konusu. Hala çok yüksek seviyelerde ama bir azalma söz konusu. Funding rate 4-5 gündür zaten, 5-6 gündür hatta pozitif tarafta. Normalde bu pozitiflik bize bir long tasfiyesi beklentisine girmemiz için bir şey söylemiyor. Ama Şubat'tan beri baz aldığımızda hep bu kadar küçük pozisyonlar bile tasfiye edildi. Ancak bu yaşanana baktığımızda, Şubat'la bile kıyasladığımızda long tasfiyesinin gerçekten çok ama çok az olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu hareketin bunlardan farklı olarak bir long tasfiyesi hareketi olmadığını düşünebiliriz aslına bakarsanız. On-chain tarafı ilginç bir şekilde oldukça pozitif gözüküyor. Yani ilginç değil aslına bakarsanız. Hani bu satışın o kadar da büyütülecek, henüz o kadar büyütülecek bir şey olmadığını söylüyor. Ne demek istiyorum? Net flow'a baktığımda 4-5 gündür negatifte, yani borsalardan çıkan Bitcoin miktarının girenden fazla olduğunu görüyoruz. Whale ratio'ya baktığımda düşme eğiliminin devam ettiğini görüyorum günlükte. Aynı zamanda miner position index'e baktığımda, pardon arkadaşlar, önce şu whale ratio'yu konuşalım. Whale ratio'da 72 saatlik ortalamaya baktığımda düşüş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla balinalarda bir satış iştahı yok. Miner position index'in zaten ortalama seviyelere geldiğini görüyoruz. Madenciler tarafında bir satış eğilimi yok. Long term holder'lara baktığımda bir satış eğilimi yok. Adjusted COPR'ye baktığımda genel olarak piyasada bir panik ortamı olmadığını görüyoruz. Henüz benim NUPL on-chain metriğinde trend göstergesi olarak baktığım 0.45-0.35 seviyesinin üstündeyiz. Burada 0.45'e doğru yapılacak bir retest, aynı zamanda BTC'de günlükte de yapılacak retest de eş zamanlı olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu da bu retesti BTC açısından bana göre kuvvetlendiren bir faktör. Arkadaşlar, Kerem'in korku ve açgözlülük endeksine baktığımda KMFG indikatörüne, şu anda açgözlülük alanına zaten bu harekette hiç girmediğimizi görüyorum. Dolayısıyla bunun da nötr olması çok da abartılacak bir tedirginlik yaratmayacağını söylüyor. Benim için tedirginlik ne zaman başlar? Dediğim gibi destek alanı olarak konuştuğum yerlerin altına ihlaller olursa başlar. Onlarda da burada riske ettiğim spot pozisyonlarımı kapatmayı planlarım zaten. Arkadaşlar, aylık kapanış için Plan B'de bir bilgilendirme yapmış. Stok akış modelinde 45.517'de Mart'ın kapanışının geldiğini söylemiş. Şurada aylıkta konuşurken bahsettiğim farklılığın arkadaşlar Plan B'nin de tablosunda gözüktüğünü görürüz. O da zaten aylık bir tablo. Stok akış modeli dinamikleri itibariyle bakıldığında stok akış modeli işte artık çalışmıyor, etmiyor demek için bir sebep yok. Çünkü bu tamamen ekonominin temel prensibi olan mevcut stok ile aslına bakarsanız arzın dengesi üzerine şey yapıyor. Dolayısıyla bozulacak bir model değil. Bozulan ne? Plan B'nin bu harekette, bu boğa rallisinde önceki boğa rallilerini baz alarak yaptığı aylık bazdaki fiyat tahminleriydi. O fiyat tahminleri konusunda çuvalladığını görüyoruz ki buraya da baktığınızda bakın dikkat ederseniz halvinglerden sonra şu kırmızı alanlar halvingleri gösteriyor. Halving sonrası kırmızıdan zaman geçtikçe turuncuya, sarıya dönüyor. Bundan önceki rallilerde hep böyle bir dikey yukarı hareket olmuş. Sarı veya işte açık turuncu da nihai zirvelerin geldiğini gördük piyasada. 2012 halvingden sonra da bunu gördük. 2016 halvingden sonra da gördük. 2020 halvingden sonra da bu beklenti içindeydik. Ama şu anki yapı diğerlerinden oldukça farklı. Bu da
piyasanın dinamiklerinin değiştiğini aslına bakarsanız gösteren bir şey. Bundan önce sadece Bitcoin piyasasının kendi dinamikleri vardı oyunun içinde. Şu anda ise küresel piyasanın dinamikleri de işin içine dahil oldu. Çünkü neden? Hiç olmadığı kadar kurumsal oyuncu alana girdi arkadaşlar. Bunu da açıklamasını yapalım. Şöyle ki kurumsal oyunculardan bahsetmişken VanEck en büyük yatırım firmalarından bir tanesi. Aynı zamanda Bitcoin'le de ilgilenen bir firma. Şöyle söylüyor. Eğer Bitcoin global bir rezerv para haline gelirse, yani dolar gibi olursa, Bitcoin'in fiyatının 4.8 milyon dolar olabileceğini söylüyor ki gerçekleri yansıttığını söylemek mümkün diye düşünüyorum. O şart gerçekleşirse arkadaşlar. Şöyle ki G7 zirvesinde biliyorsunuz G7 Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde olduğu en büyük 7 ekonomi. Burada Japonya Merkez Bankası'nın yöneticisinin bu ülkeleri özellikle merkezi kripto paralar çıkarmaları konusunda ellerini çabuk tutmaları gerektiğini söylemiş. Aynı zamanda regülasyonlar konusunda da mevcut regülatif yapıların çok da fazla ihtiyaçları karşılamadığını, kripto paraların entegrasyonunun tahmin ettiklerinden çok daha hızlı ilerlediğini, dolayısıyla bir tehdit olarak gördüğünü, bunu yeni regülatif hamlelerle dengelemek zorunda olduklarını açıklamış. Şu anda yine çok gündemde, yine bir Bitcoin kritiği olan Amerikalı Senatör Elizabeth Warren da bununla alakalı bir açıklama yapmış. Hemen aynı günlerde olması önemli. NBC'deki Chuck Todd'un programına katılmış arkadaşlar. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin olabildiği kadar çabuk, ki bu an şu anda zamanı olduğunu söylemiş, kendi Merkez Bankası'nın dijital parasını çıkarması gerektiğini söylemiş. Ama eş zamanlı olarak bir haber daha var ki USDC'nin üreticisi Circle şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin en eski finansal kuruluşu olan, bankası olan BNY Mellon'la kendi USDC rezervlerini bir custody olarak, yani bir emanetçi olarak ona devrettiğini söylemiş ve burada emanette bunları tutacağını söylemiş. Yani tam bir entegrasyondan bahsediyoruz aslına bakarsanız mevcut para ve finans sistemiyle. Ki BNY Mellon şu anda custody hizmeti verdiği paranın büyüklüğü 46.7 trilyon dolar olan bir devden bahsediyoruz arkadaşlar. Bugün söylemeyi planladıklarım bunlar. Bugün ne yazık ki canlı yayın yapamadım. StreamYard'la alakalı bir problemimiz var arkadaşlar. O yüzden bant kaydı olacak. Bu şu anda saat 10.58. Yayınımı bitiriyorum. Hemen YouTube'a yükleyeceğim. Olabildiğince çabuk sizlere ulaştıracağım. Şimdilik bu kadar. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Pazartesi günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.